Bugün patlıcanlı sarımsaklı yoğurt ve bulgur köftesi yapacağız. Çok lezzetli bir yemek. Çok da kolay bir yemek. Herkesin sevebileceği, özellikle de artık havalar ısındı. Sıcaklarda çok güzel yenilebilecek bir yemek. Şimdi başlayalım. Bir bardak su bardağı şöyle bulgurumu alıyorum. Defne yapraklarımı çıkartıyorum. Bunun içerisine bir şeker kaşığı kadar tuz. Tuz erisin diye her zaman öncelikle katıyorum. Ve yine bir bardağı aynı ölçüde suyu bulgurumun üzerine döküyorum. Karıştırıp bırakıyorum öylece. İyice dinlenip şişmesini bekleyeceğiz. Dinlenmiş olduğunu bulgurun kapağını kaldırıyorum. Şimdi şöyle karıştırıyorum. Ve bunun üzerine bir adet yumurta ilave ediyorum. Bir şeker çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı pul biberi, birazcık karabiber, azıcık reyhan ve dereotu ilave ediyorum. Bu arada bir adet büyük sarımsak tavanda dövdüm. Onu da ilave ettikten sonra yoğurmaya başlıyorum ve yanıma bir çorba kasesinin içerisine su aldım. Kuru oldukça çok azar azar ilave edeceğiz. Fazla ıslak yapmayacağız. Şöyle iki kaşık da unumu ilave ediyorum unutmadan. Ve bulgurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Bulgurumuzu iyice kıvamına gelene kadar, çok kuruysa hafif hafif suya batırarak elimizi ya da çok az miktarda içine koyarak iyice yumuşak kıvamına getiriyoruz. Yapışacak. Yuvarladığımızda ya da şöyle yaptığımızda su da dağılmayacak. Ben köftelerimi yuvarladığımda tepsimin içerisine koyacağım. Un koymak istemiyorum. Fazla unlu olsun istemiyorum. Onun için çok azıcık bir yağ tepsiye dağıtacağım. Köftelerim yapışmayacak bu sayede. Bütün köftelik bulgurlarımı ben şu şekilde getirdikten sonra şimdi elimi alıyorum. Elimi ıslatıp isterseniz şu şekilde hemen yapın. İsterseniz şu şekilde yuvarlayın. Nasıl istiyorsanız, hangisi kolayınıza gidiyorsa köftelerimizi bu şekilde bitiriyoruz. Kaynamış olan suyumun içerisinde köftemi boşalttım. Şimdi suyun üzerine çıkana kadar kaynatacağız. Şimdi kaynamış olan köftelerimi sudan alıyorum. Tavamın içerisine şimdi biraz zeytinyağı alıyorum. İçerisine salça koyacağım. Şöyle bir çatalla aldım. Çünkü benim salçamı kaşıkla biraz zor dağıtabiliyorum. Domates, biber fazla kuruttuğum için. Şimdi bunu yağda çözülmesini sağlıyoruz. Salçamız iyice çözündükten sonra ben içerisine biraz daha dereotu koymak istiyorum. Şöyle bir karıştırıp köftelerimizi üzerine alıyoruz. Ve iyice karıştırıyoruz. Evet, köftemizi salçamızla güzelce karıştırdıktan sonra bir adet patlıcan için fırını çalıştırmaya hiç gerek yok. Tost makinesinde közleyeceğim ben bugün. Ben başta unuttum. Daha iyi közlenmesi için şöyle ara ara bıçak batırıyorum. Isı içine daha çabuk gireceği için iç kısımları daha güzel közlenecektir. Bu arada patlıcanımız evet yumuşacık közlendi.
fırına atıp uzun süre beklemeye hiç gerek kalmadan tost makinemizde de patlıcanımızı közleyebiliriz. Şimdi ben bulguru yoğururken bunu soğumaya bırakacağım ve sonra yüzünü soyup doğrayacağım. Patlıcanımızı sarımsaklı yoğurdumuzun içerisine koyup bir güzel karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra tabağımızın içerisine alıyoruz. Şöyle biraz dağıtıyoruz. Üzerine köftemizi. Yanına bir dilim de kızımıza ekmek ve köftemiz hazır. Çok lezzetli bir yemek. Tavsiye ederim, deneyin.